Şeylerde vardır ya öyle science fiction filmlerinde mesela en son işte Snowpiercer'ın dizisi de yapıldı. Biliyor musun bilmiyorum. Snowpiercer'ın filmi vardı. Evet, ba Bir gördüm. tren işte Gördüm bin ama vagonlu bir bakmadım onu. tren. Aynen. O filmden diziye şey yapıldı. İşte dünya soğuyor. İşte 2000 1300'lerde falan mesela. Dünya soğuyor ve Wilson Buz adında devrine bir giriyor yine böyle. mühendis bir tren şey dünyanın her tarafında bir tren rayı döşüyor ve bu 1001 vagonlu trende insanlar etap etap işte birinci sınıf şey insanlar yavaş yavaş böyle ama trenin içinde her şey var yani her kabinde başka bir alem birinde işte drug kullanan uyuşturucu şey yapan işte müzik şey Filmde yapan. daha çok şey gibiydi ya, sınıf ayrımı var şeyde. Bir yönetici kesim gibi bir şey var. Bir de böyle köleler de seviyesinde diyebileceğimiz bir kesim Anladım. var. Onların arasındaki şey üzerinden bir film. Dizide daha Ona dizide benzer daha bir da şey çıktı ya detaylı. işte bu kat kat neydi o? Netflix'te çok popüler oldu. Neydi? Ha şey, platform. Platform mantığındaymış o. Evet, platform filmi. Tabii bu biraz Platformda da daha... tamamen sınıfsal ayrımı anlatıyor Evet. ya. Üsttekiler değil. Kahvelerimiz Evet. Aa yenilenmiş. teşekkürler. Şeyle, kaşla göz arasında. Üsttekiler doğru şekilde aslında tüketebilse her şeyi alt katlara da inebilecek ya o yemek aslında. Evet. O Ya bu çok platformda. tabii şeylere giriyor yani. Sınıf ayrımı, Evet. eşitlik işte falan filan. Lanet proletaryalar. Övüncün mesela bende olmayan bir şey var. Özelliği. Mesela günde bir öğün yemek yiyorsun ya. Evet. Ve Günde bir şey. öğün yemek yiyorsun. Evet. Genelde bir öğün yiyorum, Ve evet. hani Her gün değil ama yani her günde olduğu oluyor. Mesela bir ay boyunca her gün bir öğün beslendiğim de oluyor. tabii bunun nedenleri vardır. Yani Mesela hani mesela hayır bedenini de takip ediyor. Ben onu çok yapamıyorum mesela hani ne yediği her şeyin nasıl bir etki yarattığını biliyor böyle detayına evet. kadar Evet. şey bedeninde ve ona göre de mesela bir tane beslendiğin Ya yani şöyle mi bir öğünde bilme var. hali? İşte aldığım şu an yiyeceğim muz şu kadar potasyum, şu kadar Yok hayır. şey falan Daha gibi. manevi. Vereceği Daha etki. manevi. Etki Manevi. tepki Okey. arasında. Etki Ha ha tepki. ha ha. Okey. Evet. Manevi bir yerde. Yani şey Okey kendini tamam bu konu. beni bu yemek yoruyor. Ben bunu yediğimde mesela söz yazamıyorum gibi. Öyle düşün. Hatta geçen gün arkadaşım geldi Oğuzhan. O gitar çalan çocuk. Şey söyledi abi. Eve Urfa, Adana bana da Urfa söyledi. Zorla bir şekilde yemek ısmarlamak istedi. Ben de kabul ettim. Yemeği yedim de çok kötü abi yani. Saatlerce böyle şey değildim, iyi değildim, uyumak istedim. Bu yemek et olduğu için mi böyle oldu? Bilmiyorum Bence ki. brokoli yeseydin bu kadar şey Evet olmayabilirdi ama sanki. yani Hani... bu da önemli bir detay sonuç olarak. Ya Her evet tabii. hepimizin, bütün insanların belki de yaptığı hata da beslenme türlerinden de kaynaklanıyor olabilir gibi. Bir yere de gidebilir muhabbet. İstersek. Yo yani artık günümüz insanında sonuçta şu an İstediğimiz yere bugün götürürüz yani. spor dediğimiz her şey mesela geçmişte atalarımızın günlük rutinleri gibi bir şeydi yani. Evet. Bugün biz Doğru. ekstra bu hazır endüstriyel tüketimin içinde işte değil mi? Kalori sorunları, işte şeker sorunları, kalp sorunları falan yaşıyoruz. Evet. Ve işte sağlıklı beslenmeliyiz, işte dikkat etmeliyiz falan gibi bir şey var, döngü var. Ama halbuki evet yani kesinlikle bunu yapmalıyız ki bu tam tersine daha da şey yapıyor. Yani bu dünya ister istemez seni daha da sağlıksız tarafa
çekiyor. Yani bu kaotiklikte şeyde insan değil mi? Daha endüstriyel işte McDonald's'lar şeyler yani. Evet. İnsana sürekli nasıl beslenmesi gerektiği verilmiyor. İşte bir şeyler büyürken televizyondan oradan buradan bir şekilde sana bunu yersen güçlü olursun. Bunu yaparsan böyle olursun. Bunu giyersen bu oluru bir şekilde empoze ediyor. Yani bunu demek mesela istedim. Mesela gıda üzerine hani ben çok uzun zamandır ben de anlamaya çalışıyorum da demek istediğini. Böyle şöyle, açtım böyle mi diye. Şöyle bir yerden mi? Şöyle söyleyeyim. Çok uzun zamandır mesela televizyon izlemiyorum ama düşünelim. Reklamlarda mesela gıda üzerine nasıl şeyler sunuluyor karşımıza? İşte ben de uzun zamandır izlemedim. Yani o, örnekleyebiliriz. Yani sonuçta enginlerin falan reklamını yapmıyorlar evet. Yani et endüstrisinin reklamları evet. İşte içinde ne kadar çin tozu falan olan ya da trans yağ olan ne varsa bu tarz şeylerin reklamları evet. Ve çünkü evet. Hani bu o çin tozu biliyor musun sen mesela çin tozu var çok duydum da bilmiyorum abi çin tozu ya yani çin tozunu mesela şunu diyorlar bağımlılık yaptı taşı taşın üstüne dök, taş lezzetli gelir falan gibi bir şey. Yani böyle bir şey çin tozu. Hakikaten bütün işte yediğimiz cipslerin işte ya da bu tarz şey yaratacak besinlerin hepsinin içinde var. Bu bir nevi de bu. Paradise PD diye bir animasyon vardı. O zaman o bizi çekiyor yani. Ondan dolayı. Tabii ki de yani yoksa. Tamam. Şey değil yani o cips bir nevi uyuşturucu gibi bir şey aslında. Ama bağımlılık yaratıyor. Bağımlılık yaratıyor. Güzel olduğu için. Bu bir teori ama yani bunu öyle öyle miymiş demek öyle endüstride böyle bir şey var ki bu çin tozu kanıtlanmış bir şey. Tabii ki de tabii ki de. Ben onu şey diye biliyorum abi böyle goy 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 gibi böyle hani ekşi sözlükte dönen bir muhabbet böyle. Yani bana çin tozu hani komplo teorisi gibi geliyor açıkçası yani. Ya evet çin tozu bilmiyorum ben bir şey araştırmadım yani. Çin tozuyla. Ben de araştırmadım yani. Sadece duydum. Ya ben de duydum. Yani bu konuda şeyim yok ama yani sonuçta şunu düşünebiliriz yani bu yediğimiz şeylerin içinde çin tozu ne olduğunu bilmiyorsun yani ismi çin tozu değildir muhtemelen zaten. Çin tozu olmasa da bir örnek de yok ki bakalım şeyde de yok. Hani neyin içindekilerine bakarsan bak genelde şey oluyor paket gıdalarda da hani işte kıvam arttırıcı parantez içinde işte ne bileyim asit bilmem ne şey falan aynen. Veya işte şey bir isim latince bir isim latin bilmem ne falan bir şey yapıcı ya da mesela bunun gibi bir sürü farklı kartlı bir sürü şey var böyle ne olduğunu da bilmiyorsun hani kimyasal şeyler yazıyor üstünde evet. Böyle kodları yazıyor falan bakar mısın var, mesela yine bir şeyler var ne var ne yok diye bir şey ya öyle bakmıyorum da ben şöyle bakıyorum işte ben mesela bu paketlenmiş atıştırmalıklarla alakalı şunu iddia edebilirim ama kanıtlayamam öyle söyleyeyim. Ben mesela diyelim ki şöyle olduğunu varsaymamız gerekiyor. 40 gündür paketlenmiş atıştırmalık tüketmediğimi varsayıyoruz. Hı-hı. Ve ben sonra bir tane çikolata yiyorum mesela. Ve sürekli canım çikolata çekiyor. İnsanlara bunun şey olduğu şöyle söylüyorlar. İşte kan şekerin oynadığı için kan işte kanın içindeki şeker miktarını arttığı için ertesi günde çekiyor falan filan diyorlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir şey var ve tetikliyor. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Böyle sürekli yemek istiyorum ama bir aydır yememişim. Düşünsene canım istememiş ve denemek için yiyorum bunu. Peki bu aklına nasıl düşüyor bunu yeme isteği? Ya şöyle işte mesela bir aklıma gelmiyor. Ben bunu test ettim bir kere. Onu anlatıyorum. Bir kere yedim ve ondan sonra canım sürekli onu istiyor. Yani inanılmaz bir şey anladın mı bu? Ve sonrasında benim için o ürünler bitti mesela. Çünkü biliyorum ki onu yediğimde bana gelen istek yapay abi. Gerçek bir istek değil yani. Anlatabiliyor muyum? Beyninin sana yaptığı bir oyun mu? Yani şöyle söyleyeyim ben mesela paketlenmiş gıdaları önceden böyle deli gibi bağımlılık seviyesinde hani nasıl bir işte kimyasal uyuşturucu kullanan birinin işte onu aradığı söyleniyor öyle arayış, şeyler evet. Arayış sürekli onu elde İstemeler. Olmadığında kriz hali ben de mesela sürekli böyle paketlenmiş bir şeyler tüketme isteği vardı yani şey gibi çikolata yiyeyim
kuru yemiş yiyeyim, onu açayım, bunu açayım, bunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Sürekli böyle bisküvi yiyeyim ama insan gibi değil yani şey. İnsan gibi değil derken de değişik bu, de. Mesela bu bazen benim bir yaptığım insan, bir şey şu an. Şu an yapmıyorum, hayır. Mesela masanın üstünde bir tabak bisküvi olur. Burada 3 kişi oturmuşuzdur. Herkes 3-5 tane yer. Ben mesela bütün tabağı bitiren taraftım. Yani anlatabildim mi? Anladım. Bir enteresanlık var orada. Çin tozu mudur? İşte başka bir madde midir? Onu bilmiyorum ama. İstemsizce artık beyin yani doymuşsun ama beyin hala onu arzulamanı şey yapıyor. Paketlenmiş gıdalarda. Bu ekstra paketlenmiş gıdalar için geçerli. Evet, evet, evet. Paketlenmiş kesinlikle. Gıdalarda temiz bir tane şey var. Kekik. Bunu böyle geçen Bodrum'da içindekilerine bakayım dedim. Hani hepsinde içindekiler yazıyor. Diğer baharatlarda da aslında başka şeyler yazıyor. İşte evet. Karabiberin içinde başka bir şey de var. Evet, buna evet. Eklemişler falan. Kekin, bozulmasın diye ekledik diyorlar mesela. Kekiğin şeyine bakayım dedim. Arkada yazıyor içindekiler. Kekik. Başka bir şey. Direkt pakete koymuş. Evet, çok masum. Kekik. İçindekiler kekik. Kekik muhteşem bir şey bu arada gerçekten. Yani bu coğrafyada böyle doğmanın hani böyle aklıma getirdiği şeylerden biri, gıdalardan. Mesela zeytin ve kekik. Zeytin, aynen. Aynı yani gerçekten çok severim. Mesela ikisinde. David şey derdi, İrlandalı David. Zeytin konusunda çok şanslısınız adamım. Ve şey diyor, bizde aşırı yok. Pahalı diyordu. Zeytin yok çünkü yani biz zeytinin ana vatanıyız. Evet. Ege şeyimiz. Gerçekten ve zeytin bizde yani. Şey diyor, lüks diyor. Yani gerçekten sosyetede şeyde vardır, üst sınıfta vardır, onların toplumunda olur falan diyor. Harbiden halk yani zeytin yiyemiyor. Çok iyi. Onlar yani patates de yiyemiyorlardı. Çok saçma bakayım, yollayalım buradan. İrlanda'ya ticarete başlayalım, zeytin ticareti. Mi? Ucuz. Zeytin ticaretini yapıyoruz da zeytin bizde de pahalı bir şey olmaya başladı yani. Bizde her şey. Bizde her şey çok pahalı. İyi ama bir zeytin bulmak mesela, zeytin çok komplike bir şey. Evet. İyi bir zeytin bulmak zaten gerçekten bir uğraş gerektirir. Uğraş değil de sadece bir şarküteriye gitmek gerekir abi. Ama, o kadar büyük bir uğraş değil. Marketten aldığın da şey. Yani çıkıyor. Bir sürü çeşit arasında. Şöyle iyi zeytinler olabilir ama gerçekten her yediğinde sürekli mesela hayatımda öyle zeytinler yedim. Hani gerçekten bunu hayatım boyunca yiyebilirim dediğin zeytinler yani. Aa, o şekilde. Zeytin konusunda mükemmeliyetçi olabiliyorum bazen. Ama şey öyle Ahşada bir şey. Ahşada benim halam kendi zeytinlerini yapmıştı. Ben onun üstüne tanımıyorum mesela. Ahşada yetiştirmiş. Genelde öyle olur zaten. Yani. Üstüne tanımıyorum abi. Bu arada Ahşadan aldığımız zeytin de öyleydi yani. Dönerken de hani halam da biraz koymuştu. Biz de gittik merkezden biraz daha aldık hani oranın güzeldi. O da çok güzeldi. Tabii halamınki daha güzeldi ama yani. Yani tabii bölgesine göre, şeyine göre zeytin çeşitleniyor yani sürekli evet. Şey yapılıyor. Ki onlar da mesela iyi zeytinlerin arasından hani böyle şey yaptığımız. Öyle mi bilmiyorum gerçi ama. Diğer hani kötü zeytinler daha zeytinyağında kullanılıyor. Hani iyi zeytinler yemek için ayrılıyor gibi bir şey biliyorum. Doğrudur. Daha kötü şeyler. Bütün meyvelerde olduğu gibi şey geçen bir fotoğrafı çıkmıştı gördünüz mü? Ha, meyve sularda evet. Kullanılan meyvelerin evet. Biri gizlice böyle o fabrikada çalışan biri yığılmış meyvelerin fotoğrafını çekiyor. Meyveler nasıl biliyor musun? Her tarafı çürük, her şeyi falan böyle yığılmış. Bundan meyve suyu. Onların hepsi meyve suyu olacak. Evet. Bütün çürükler şeyler meyve sularına gidiyor yani. Ya şey var ya işte fındık fabrikalarının fındığın kabuğunu son yıllar boyunca boşa yollaması böyle şey ücretsiz vermesi sonrasında artık onun da bir fındık, endüstrisi tabii çıkıyor. Tabii şu an fındık kabuğu kabuğundan bir şeyler yapıyorlar. Tavuk yemi yapıyorlar fındığın o şeylerinden. Sanırım arta işte kalan bilmiyorum. Şeylerinden tavuk çünkü yemi en ucuz yapabildiği eskiden şey ya yani, şu an parayla da alıyorlar o kabukları şeyleri evet. Çer çöpleri falan fındık. O da tuhaf değil mi tavuğun yani diğer yeminden daha ucuz sonradan ondan da bir şey yapılıyor mesela et düşün, mangalcı senin, olanların hepsinden senin yediğin tavuk da o fındık tozuyla besleniyor. Tavuklar da çok ilginç çünkü gerçekten abi nereye getirdik konuyu gerçekten çok iyi ya. Yerde ne varsa yiyorlar.
Tavuklar öyle canlılar. Hani bu dikkat edin bir dahaki sefere tavukların yanında olduğunuzda falan. Yaptıkları yegane şeyin yere bakıp yerde ilginç ne varsa, hani bir denedim de bunu geçen şeydeyken Canan'la. Yemeğimin içinde biber vardı. Biber attım böyle yere. Gitti biberi yedi. Sonra gitti oradan başka bir şeydi falan. Böyle şey gibiler. Süpürüyorlar yani. Sürekli yiyecek bir şey. Ki akıllı da canlılar gerçekten. Hani duygusal olmalarının yanı sıra akıllı canlılar. Mesela şeydi. Boncuk Bey'de şeyle çağırıyorduk. Yemeğe insanları gong sesiyle, işte üç kere gong sesine vuruluyor falan, sonra işte yemeğe geliyor insanlar. Gong'u duyan tavuklar da geliyordu abi. Ve insanlar da o yemek yerken falan masaya çıkıp rahatsız edip yemeğinden kapıp falan, hani şartlı bir şey olmuş artık. Köpeğinin yani gong yemek şeyini, o kombinini ya, bir araya getirip bana da hep şakasına şey olarak mesela Canan'a da böyle şey yapardım ama yeni yeni değişiyor bakış açım. Biraz şakasına da olsa biraz da öyle hissettiğim için diyorum. Tavuklar böyle çok aptal canlılarmış gibi geliyordu bana. Hani çok basit şeylermiş gibi. Hani bir kanat uçamıyor. Tavukların dinozorlar şuradan şöyle yürü yani bir şeyler hani böyle yürüyorlar, böyle yiyorlar. Bu hani çok basit. Hatta şey gibi şeyler söylüyordum işte. Bir robotu yapılacak bir canlı düşünecek olsak hani tavuk ilk tavuk şey yapabiliriz çünkü en kolayı o olur gibi. Hani basit birkaç şey var falan gibi. Ama tabii bu gatlarca şakalarmış gerçekten. Sonra hani ben bu gatlarca şakaları yaptıktan sonra garip bir şekilde karşıma acayip tavuk videoları çıktı. Hani böyle çok zekice şeyler yapan, çok acayip duygular gösteren yanındaki insana falan böyle. Böyle videolarla karşı. Bence yani biz insan olarak her şeyi çok basit algılıyoruz abi. Her şeyi, yani yapılan her şeyi çok basite indirgeme gibi bir özelliğimiz olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle yani bir şekilde böyle batı aklı diyeceğim ama yani onu başka bir şey de, yani daha materyalist akılla ve böyle daha endüstriyel, daha bir şekilde komplike yaşamlar içinde bunu basite indirgiyor oluyoruz gibi geliyor bana da bu konuda. Çünkü daha bir şekilde nasıl yani, ben anlayamadım. Yani daha evet, yani daha genel olarak şey, günümüz modern insanı olarak. Çünkü mesela bakıyorsun Uzak Doğu felsefelerinde ya da dünyanın başka yerlerindeki başka şekilde yaşayan insan topluluklarında, yani antropolojik olarak inanılmaz bakış açıları geliştirdiklerini görüyorsun yani yaşama karşı, doğaya evet, karşı evet, falan. Evet, kesinlikle. Ve doğayı taklit yaşadığımız şey de bunu etkiliyor. Doğayı anlama biçimleri de bizden dediğin farklı. Dediğin gibi böyle yani yabancılaştığımız şey için aslında. Yabancılaştığımız bir şey yaşadığımız için. Ama mesela Jane Goodall'ın Umudun Kaynağı'na başladım biraz. Jane Goodall diye bir kadın var. Primatolog. Aktivist, primatolog şeyi. Ve gerçekten şempanzelerin ilk alet kullandıkları, ilk şempanzelerin arasına giren ve onları böyle şey yapan insanlardan biri. Kayıt altına alan insanlardan biri. 1960'larda. Ve otobiyografisinde şundan bahsediyor. Mesela her zaman şeydim diyor, meraklıydım canlılara şeye karşı. Mesela yaşadıkları yerde kümes varmış, tavuklar varmış falan. Anneannesinin falan olduğu yer. Anneannesinin eviydi hatta galiba. Kümese girip. Ve tavukları çok seviyormuş. Bütün günü onlarla geçiriyormuş falan. Şeyi çok merak etmiş ama. Bunlar yumurtayı nasıl çıkartıyor? Nereden çıkıyor hani yumurta bunlardan? Bunlardan çıktığını biliyorum. Belli. Evet, ama nasıl falan diye. İncelemeye başlıyor. Bir türlü göremiyor. Şey yapamıyor falan. Kümese giriyor. Kümese girdiğinde kaçıyor tavuklar oradan falan. Bu böyle olmayacak falan diyor. Sonra kümeste hiçbir tavuk yokken o küçücük kümeste şeye böyle saklanıyor. İki şeylerin arasına giriyor ve orada duruyor. Daha küçük bir kız çocuğuyken bu. Sonra yarım saat, bir saat, iki saat falan geçiyor. Bir tavuk giriyor kümese. O da böyle hareketsiz durduğu için onu hiç takmıyor tavuk. Hani gidiyor yine işini yapıyor şey falan. Ve gerçekten de saatler geçtikten sonra oraya oturuyor. Tut bir tane şey yumurta bırakıyor. Yumurtayı bırakış anını görüyor orada falan. Böyle dibinde tam. Ve bu sırada da şey olmuş. Ailesi
onu aramaya başlamışlar falan, nereye kayboluyor, polise haber vermişler, herkes ayağa kalkmış falan. Sonra kümesten çıkıyor, çok böyle mutlu bir şekilde gördüm falan diye şeyleri koşunca. Rebecca. Yani annesi falan da şey yapıyorlar, burada da şeyden bahsediyor. Çok destekçi olduklarından, hani o kadar olay çıkmış, kız nereye gitti falan şeyleri, ama bunu söylediğinde onu destekleyecek şey cevap veriyorlar falan. Evet, bu da gerçekten yine konuştuğumuz şeye geldi gibi evet. Biraz. Bu tetikliyor mu diyorsun insanın gelecekteki şeylerini, avantajlarını ya da dezavantajlarını? Tabii ki de, evet. Doğru yere çevirdim. Doğru. Evet. Tam oraya değinmek oluyor istemiştim. Ama bunun üzerine de mesela şey olamaz mı yani, bütün dezavantajları rağmen, çünkü insan hayatı öyle de bir şey ya. Öyle tabii. Yani bütün dezavantajları, bütün olumsuzluklara rağmen bakıyorsun acayip bir yere gelmiş insanlar var gerçekten, ya da evet, acayip hayatlar yaşamış insanlar var. Ya kesinlikle öyle de, işte acayip yerlere gelmek de değil tam bahsettiğim. Sadece o bir avantaj sağlıyor. O yani, öyle kabul etmek gibi. Hı-hı. Yani doğru şeye ailenin çocukken yönlendirmesi, işte kaybolmuş zannetmişler, tonlarca işte polisi, jandarma neyse bilmiyorum orada aramışlar, olaylar çıkmış ama doğru bir şey yaptığını bildikleri için ses çıkarmamışlar, çocuk da daha sağlıklı. Hatta destekçi bir cevap destekçi yani şey işte yani. Ne kadar iyi yaptım belki de bilmem ne bla bla. Bu bir avantajdır sadece, ama dezavantajı olan insanların da çok büyük işler yaptığını biliyor ve kabul ediyorum sadece. Evet. Ya avantajlı olmak ne kadar güzel diyebiliriz herhalde bunun sonunda. Ne güzel o avantajlı olanlara. Ya tabii ki bu avantajı nasıl kullanmak da ayrı bir akıl isteyen bir şey yani. Bir yerde... Tabii. Yani, o şeyler de var. O dezavantajı da neye aktardığın çok önemli. Ben mesela kendimce işte dezavantajlı biriyimdir. Hı hı. Birçok şeye göre, ama birçok şeye göre de avantajlı biriyim de. Tabii. Yani çok aslında bir yerde de takılmamak gerekiyor buna. Çünkü bu takılma süreci hep şey yapıyor bir yerde. Bir baltalayıcı bir rol de oynuyor olabilir. Kesinlikle. Onun üzerinden hani bir de şöyle bir şey de var. Ya avantaj ya da şey meselesinde hayat akıp gidiyor. Ve bir şekilde... O kadar şey yapamıyoruz ki yani, o kadar müdahale edemiyoruz ki, ve bütün mesela bunları bilmemize rağmen kendini yenileme, kendinin üstüne çıkma hani ve kendini geliştirme konusunda mesela hala değil mi şey yapabiliyorsun yani, hayat devam ederken o akıntıya kapılıp gidebiliyorsun yani. Doğru. Bir şekilde öyle olmak zorunda gibi geliyor bana yani, o şey gibi değil de kayıp gitmek değil de böyle onu yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum ben. Yani çok kapılıp gidemiyorum ama kapılıp gitmek zorundasın Ömüç gibi. Hmm. Neden? Sanki ya işte bunu... bu içinde yaşadığımız yine sistemle alakalı gibi yani, her şeyi nasıl diyeyim? Sistem deyip de şöyle çok da eleştirisel bir şey de söylemek istemem de, şöyle bir şey. Toplum varsa toplum şunu diyor yani, bu bardak işte şöyle tutarsın, böyle içersin gibi. Ya da işte bilmem ne olmak istiyorsun, o zaman bunlara sahip olman lazım gibi. Ben onu kabul etmiyorum. O yüzden de akışın içinde biraz zorda kalıyorum gibi. İşte müzik yapmaya çalışıyorum ama işte biri çıkıp diyor ki armoni bilmiyorsun. Bilmem gerekiyor evet, ama yapabiliyorum armoni bilmeden de. Sadece armoni bilirken yapabileceğim şeyleri yapamam. Ama bundan ben sorumlu değilim ki. O zaman istediğim şeyi şimdilik yapayım. İstediğim şeylerde işte para kazandırır, huzurun olursa, o safe şey, alanı sağlarsam, işte onu da öğrenmeye başlarsın gibi. Ya da o yolculukta öğrenmeye başladım şu anda. Ama insanlar şey diyor ki armoni bilmiyor. O zaman sen yapma, müzik yapma. Hı. Mesela ya işte bu, o yüzden zorla tutuyorum dediğim şey bu. Anladım. Bu yani. Yani insanların ne dediği de bir yerde gerçekten şey oluyor çünkü birilerini dinleyerek hiçbir yere varamaz insan. Öncelikle kendini dinlemeli ve en
zor yaptığımız şeylerden biri. Ben ne istiyorum? Sanırım bana o hiç öğretilmedi ya. Ben, o öğretilen bir şey mi bilmiyorum ama bende de yoktu yani. Ben onu sonradan böyle, aa ben varım, ben kendim olmalıyım gibi. Hı. Hep böyle bir şeyleri mutlu etme, bir şeyleri kanıtlama açısındandı benim için. Belli bir yaşa kadar. Sanırım gençlere de bunu da anlatmak gerekiyor yani. Bu toplumsal olarak evet şey yani kültürün kendi okullarda verilse nasıl içinde olur mesela böyle bir ders? Nasıl bir ders? Yani çocuklara kendin olmasını öğretiyorsun. İşte kendin olmayı zaten öğretiyorsun derken için yani kendin olmayı işte çocuklara bırakıyorsun, diyorsun ki bak bu sensin. Bu kadar basit bir şey aslında. Aslında çocuklar oyun oynadığı zaman kendileriler. Evet yani şu an ne yapmak istiyorsun? Tükürmek mi? Tükür mesela. Evet. Bak bu sensin ama bu doğru ya da yanlış, buna sen karar vereceksin. Gibi. Bütün her şeyler şey. Evet öyle şekilleniyor. Yani burada da işte sadece çocuklar değil bu arada, yetişkinler de oyun oynarken sadece kendileri oluyorlar. Doğru. Yani değişebilir, bilemiyorum. Oyun oynarken de bazı insanlar olamıyor mu? Bazı o da doğru. Olamıyor yani. Orada sonuçta bir aşiret ağası ama çocuğuyla oynarken oluyordur mesela. Bir aşiret ağasını baz alsak böyle hep bir duruş ben olur ya. Ben şeyler duyuyordum. Yani bu ne kadar gerçek bilmiyorum ama yani o gerçeği kırabilirsin. Ya da mafya babaları. Genel geçer bir gerçek olabilir. İşte doğuda falan babalar daha çok böyle çocuklarına sevgi göstermezmiş. Çünkü bizde öyleydi. Sivaslıyız. Mesela dedemin yanında babam bizi sevmezdi. Yani şey ya, babamın yanına yaklaşamazdık. Ne diye peki bu? Yani bunun saygıyla alakalıymış abi. Sevgiyi biz işte sorduğumuzda babaya karşı saygı. Yani o babamın babasına yaptı yani. Babamın dedeme yaptığı bir saygı gösterisi aslında. Bence çok anormalde karşılamamak da gerekiyor ama. Ya tabii saygıyı o şekilde anlamlandırdığı için evet, bir anormallik var ama tabii yani onu belki de bir şey olmamak zorunda mı? Evet, zorunda değil. Ama şeyi bilemiyoruz işte, biz şu anki metropolde büyüyen bizler bunu konuşuyoruz ama şeyi düşünmek lazım. Bu demek ki dedeme de dedemin babasından geçen bir şey ve bunların o aile içinde ya da yaşantılarında ne vardı ki bu saygı onu saygısızlığa dönüştürdü acaba? Hatta atadan gelen bir şey. Evet, atalardan şey, daha da öncesinden geliyor durum. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi benim aklıma göre çok saçma abi. Herkese göre böyle. Yani bu şu an İstanbul'daki, Türkiye'deki genç nüfusa soralım. Herkes çok saçma diyecektir muhtemelen. Yani %90 gibi bir yüksek bir oranla. Ya o her devirde öyledir ya. Gelişmiş bir şekilde aşılması gereken bir şey. Ve hani mesela şeyler var, antik Mısır'daki piramitlerin üzerindeki hiyerogliflerde falan baba oğlundan şikayetçi falan. Sümer tabletlerinde falan ya. Sümer tableti buluyorlar. Tablet ne biliyor musun? Babası çocuğuna lanetler yağdırıyor. Lanet olsun senin şey gibi evlada falan. Sümer tabletlerinde şunu yazmışlar abi. Gençler nereye gidiyor? Anlatabiliyor muyum? Yani bu milattan önce 3000'lerden beri Sümer tabletlerinde şey kasaptan tavuk almış evet, ama şeyleri var. Röportaj veren dayılardır yani evet, bu sokak mikrofonundan Sümer tabletleri o yazmış yani. Bu gençlik nereye gidiyor? Mikrofona isyan evet, ediyor mesela sarı evet, mikrofon. Ha mesela benim okuduğum tabletlerden biri şeydi, işte ticaret yapıyorlar ve ailecek şey falan. Çocuk şey diyor işte, yine bir ticaret şeydi, gümüşleri alıp falan gidiyor, ben bunları satacağım diye, öyle bir şeydi. Hı. Yolculuğa çıkıyor uzun bir ve senelerce dönmüyor falan. Hiçbir haber de vermiyor. Hiçbir şey. O da sensin. Başını alıp bir anda. Ya bu hep bir sorundur zaten. Anlattın yani, ya bugün çıktım gittim diyor. Bir önceki düşünce. Yani düşünce hep sürekli yenilenmeli yani. Her an evet, bir önceki olamayız. Yani insan olarak sorumluluğumuz hep daha ötesi olmak. Daha bir şekilde yani şey yapamayız yani, gidip de bugün 1500'lerdeki ahlak sistemine ya da kafa tabii düşüncesine tabii geçecek halimiz yok yani. Yok ben şey ve, benim demek istediğim şey ama böyle de oluyor gerçi. Şimdi bu topraklarda bakıyorsun, antik Yunan diye bir medeniyet çıkmış gerçekten. Tarih sahnesine ve şu an o topraklarda olan mesela
kafalara bak. Nasıl bir şekilde, nasıl bir manipüleyle, nasıl bir hayat akışıyla bugün, yani bundan 2000 yıl öncesinden daha adaletsiz mesela bir toplum inşa edebiliyorsun gibi. Abi ya, adaletsiz diyorsun da antik Yunan dediğinde tamam, hani demokrasinin çıktığı, felsefenin altın çağını yaşadığı, ama yine kadın diye bir şey yok. Kadın şey gibi görülüyor. Kölelik var. Kadınla köle aynı şeyle görülüyor. Hiçbir fikrinin bugün şeyi, aynı şeyler var. Hiçbir kadın önemi yok. Önemi yok. Kölelik var. Değişen en azından yani bugünden daha şeyler, yani en azından cinsel özgürlük anlamında daha yüksek bir mertebedeler. Ya da tamam, işte ben doğru diyorum. Antik Yunan'da öyle, ha o zaman cinsel özgürlük. Tabii yani mesela işte, aynen. Biri de gelip şey demiyor oradaki eşcinsellere. Bunlar işte sapkın düşünceler falan demiyor. Ama bunu bilemiyoruz işte. Bunu şey, sadece tarih bize böyle söylüyor. Ben de, antik, benim de öyle bir bakış açım var. Ama antik Yunan'da gerçekten hani her şeyine biliyoruz ya, sonuçta her şeyi biliyoruz. Gerçekten eşcinsellik falan bir problem değil yani. Hatta her toplumun her mertebesinde var yani. Ve açık bir şekilde. Tabii yani sonuçta Sokrat'ı aldıran, zehriyle öldüren de bu kafalar. Yani bu tabii ne zamana gidersen git değişmeyecek bir şey yani. İnsanın bu şeyi, termaşa tavrı yani, tutarsızlığı. Tutarsız. İnsanların tutarsız bir hayvandır diyor ya Gazali. Onun bu deyişi gibi yani. Ama sonuçta şey, evet yani bütün bu şeylere baktığın zaman işte geçmiş sorunu, bir yeni bir düşünce katma ve bunun arasında mesela milenyum insanları olarak daha da şeyiz belki, daha da komplike bir şey yaşıyoruz. Çünkü her şey bir daha komplike bir şey. Yani yaşıyor. Mesela en azından mesela sokakta işte VR'lar falan belki çocukken abi, sokakta oyunlar oynuyordum. Öyle değil mi? Sokak kültürü var falan. Evet. Bugün mesela öyle bir durum yok. Çünkü çocuk doğduğu andan itibaren evde ve kreşte büyüyor. Odasından her yere ulaşabiliyor. Odasından her yere ulaşabiliyor. Sosyalleşmeyi daha başka etüt şeklinde, yani oraya gidiyor, buraya gidiyor falan gibisinden. Bir etkinlik gibi böyle yapıyor sosyalleşmeyi aslında. Evet yani o doğal sosyalleşme yok yani. Tabii doğal bir şekilde şey yapma, çevreyi algılama. Bizim çocukluğumuzda o vardı işte, daha demin söylediğin, iniyordum ve doğal bir şekilde sosyalleşme vardı. Ama bunların daha böyle şey gibi, amaç gibi yani. Anladın mı? Hani böyle bizim kendiliğinden gelişiyordu. O içinden gelir ya, böyle inersin sokağa, arkadaşların işte top, bilmiyorum öyle oldu mu sende, ben de öyleydi. Sokağa inersin, top oynarsın arkadaşlarınla, hep bir akış vardır böyle. Ama bunlar da öyle yok işte. Cuma günü saat 7'de şurada buluşacağız gibi. Evet. Bir siklik var gibi yani, öyle ya söyleyeyim. Basite indirgeme belki de. Yine doğada, insanın kendi doğasından yani anın içinden koparış var bence. Yani çocukların akışta olmasını sağlamıyor bu durum. Normalde çocuk daha çok akışta olmalı. Çocuk daha küçük bir çocuk işte, sürekli mutlu olmasının nedeni anın içinde, hiçbir problem yok işte. Hiçbir düşünce yok, hiçbir düşünce, kirli düşünce, dünya düşüncesi girmemiş. O yüzden anın içinde mutlu takılıyor sürekli. Peki sürekli sen değil, anın içinde yine mutsuz olabiliyorsun da. Birine uyuz ya, tabii canım falan. Yani. Biri kaba davranmıştı. Evet, evet. Yani işte o şeyden bahsediyorum, mutluluk kısmından genelde konuşmaya çalıştım galiba. Peki o meşhur tartışma ya da değişteki şey taraf nasıl olur sizin için? Hani mutluluk bir şeydir, cehalet erdemdir şeyinde ki bir mutluluk süreci mi, yoksa bilip mutsuz olma arasındaki bir şey mi? Hep böyle bir durum vardır ya, hani evet, bilgisizlik bir yerde daha da bir şeylere tahammül etmede daha bir şey olabilir. Yani bildikçe buna karşı tahammülün daha da, hani bilmek mesela sinirli bir insan yapabilir seni. Evet, hani, yaptı da zaman. Çünkü adaletsizlikler, çünkü eşitsizlikler ya da birçok şeyin farkında olmak, farkındalık. Ama bir yandan da tabii bunu nasıl yönlendirdiğinle de alakalı. Evet. Belki bu
bu mutsuzluk sorunu mesela hayatımızda hiç çözülmeyecek bir sorun zaten. Hani bu sonuçta varoluş bence ilgili... çözülebilir gibi ya, mutsuzluk. Mutsuzluk ortadan kalkabilir gibi de. Yani temel toplu olarak, bir şekilde kalkamaz gibi. İşte yani sonuçta sen kendi hayatında evet, mutlu olabilirsin. Kendi hayatında bir ütopya da yaratabilirsin. Evet, ama hala işte susuzluktan ölen birileri olacaktır ya da evet, hala işte balinaları öldüren birileri olacaktır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir şeyden kaçamıyorsun. Bunların üzerine inşa ettiğin bir hayat var. Hı hı. Ve o da tabii ister istemez tutarsız yani. Hani çünkü kötülük kavramı her yerde. İyilik kavramının da belki olduğu gibi her yerde olduğu gibi. Hı hı. Aynı şekilde. Çünkü bunlar bir zıtlıkta birleşen. Denge de işte. Denge. Denge yani. Okay. Bilmiyorum. O yüzden bunun üzerine bir şey inşa etmek lazım. Yani kendini belki insan tanımak için çabalarsa, ben ne istiyorum sorusunun üstüne giderse, hı hı, o denge bir şekilde hani en azından çözülebilir gibi. Ya. Bilemiyorum. Bu sorunun üzerine gitmemek de sorun yaratıyor genel olarak. Peki. Şöyle ki yani çok da bir yani, şey de diyemeyeyim. Hazlarımızı bile şey yapamıyoruz gibi hissediyorum. Gerçekten yani bence biraz olarak... anın tadını çıkarmakla alakalı abi ya. Bildiğin zaman da anın tadını çıkarabilmeyi öğrenmen gerekiyor. Bilmediğin zaman da bilmeyen zaten cahilin mutlu olmasının nedeni de o oluyor herhalde değil mi? Yani bilmediği, çok fazla farkında olmadığı, çok fazla bilmediği için mutlu. Ama bunu bildiğin zaman da yapabilmeyi öğrenmek de ayrı bir bilgelik bence. Çünkü bir tonlarca şey öğreniyor ve farkındasın ve sorumluluk hissediyorsun insan olduğun için. Evet. Niye değişmiyor yani? Çünkü içinde o şey var. İşte bu sorunun çözümü bu. Niye olmuyor? Sürekli kafanda bu var. Ama orada da işte mutlu olmayı öğrenmek mi ya da farkında olup da bir şekilde mutlu kalmayı öğrenmek mi? Öyle bir şey öğrenmek gerekiyor. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Onu biliyorum. O da bana daha mutluluk veriyor. Evet, hiçbir şey bilmiyorum. Sanırım o şey, bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğim o yüzden mutluluğun çözümü öyle olabilir abi yani. Eşittir mutluluk. Evet. Çünkü öyleyse varım abi. İşte şey gibi, o zaman armoni bilmemem de problem değil. Evet. Yapıyorum müzik yani, dinlemesin kimse gibi ya da dinlesin çok kişi. Neyse yani, ona ben karar vermiyorum. Süleyman Demirel'in öyle bir şeyi var ya. Problemleri. Sorunları sorun olarak görmezseniz ortada bir sorun kalmaz. Evet öyle. Bunu bana mesela abimin patronu da diyordu, tamam mı? Diyordu ki bir sorun varsa o kendi ağzınca şöyle diyor, tamam mı? Adam Antepli bir iş adamı. Antep şivesiyle konuşuyor ama bence çok büyük bir filozof, tamam mı? Yani adam inanılmaz bir adam. Hı. Ne dese haklı olamaz bir insan yani. Diyor ki, biri diyor bir şey mi diyor. Hemen diyor ki, kendi ağzıyla öpüyor. He gülüm, he canım işte haklısın de, bir tanem de, çiçeğim de, ne gerekiyorsa. Güzel şeyler söyle, hiçbir problem olmaz diyor. Bak evet, diyor, sana diyor silah çeken adama bile şey yapabilirsin diyor yani hani. Yoldan çek. Ama gerçekten sevginin böyle bir gücü yok mu ya? Ya yani tatlı dillediğimiz aslında o gerçek sevgi falan. Tabii doğru yani, var. Bir psikopat için çok bir anlam ifade etmeyebilir yani, ama o zengin var yani. Bu bozulmuş biri bizim, ya da böyle yalandan silah çeken biri. olabilir. Değil mi? O da var seçeneklerde. Gaza gelmiş böyle, silah çekmiş ama sıkmayacak. Öyle bir karakter de var dünyanın içinde. Hı. İhtimaller dahilinde. Ya bir silah çıktı mı hani adettir patlar ya. Patlar yani, o çıkar. Öyle bir. Gördüklerimiz evet, patlatmıyor genelde falan diyormuşum burada. Silah artı Türkiye'de biliyorsun artık çok kolay silah. Hatta indirimde falan satın alınıyor. İşte sürekli indirimler oluyor falan. Bireysel silahlanma. Hı. Gittikçe kolaylaşmaya başladı ülkede. Tabii bu çok
akıl sağlığı sorunu aslında yani bir... Silah niye ihtiyaç duyar bir insan abi yani? Yani bunu bir insanın almasından ziyade bunu... Devletleri anladık yani yıllardır tamam birbirlerini yiyip bitiriyorlar falan. Bir şekilde bir sömürü falan bunu kabul ediyorsun bir şekilde. Bir birey niye bunu? Evet yapar? Bir birey yani. Ki çok tehlikeli bir şey gerçekten evet. Yani. Kimden koruyorsun silah, kendini mesela? Silah olan bir insanın ölme riski bence daha yüksek. Bence de. Yani bir şekilde o sonuçta... Enerji yanında ya işte tabii. Silah yani bitti. Evet. O hareketler nereden geliyor böyle? O var çünkü yani işte. O da ona sıkıntı çıkarttırıyor. Yoksa bizim gibi olacak o olmasa. Evet. Efendi oturacak. Ya bir de özellikle hani mesela ben böyle kamptayken... Efendi oturamaz. Kamptayken... Enerjisi var işte evet. Her şeyin enerjisi var dedikleri o bence abi tabii yani. Ki de, üstünde tabii ki o varken adam bir şey hissediyor ama ne silah hissediyor olamaz anladın mı yani sadece. Başka bir şey hissediyor. O silah ona başka bir enerji veriyor yani. Bak patlayabilirsin. Şeytan işte konuşuyor. Patlayabilirsin falan. Ayrıca mesela şöyle birini öldürebilirsin. Ve yani durumda olabilir. Birlikte olduğu çevresindeki bütün insanlardan daha güçlü de hissediyor. Çünkü evet. Gerçekten daha şey bir gücü var. Herhangi bir şeyde hayatını bitirebilecek bir şey var elinde. Evet. Ne diyordun sen? Ya bu eğer gerçekten kullanmayı bilmiyorsan yani tehlikeli bir şey de yaratabilir. Her şey. Yanında taşıdın işte kampa gidiyoruz mesela değil mi? İşte bıçak oluyor yanımızda, balta evet, oluyor abi. Falan mesela. Bunlar tamam da yani bir atıyorum güvenlik için mesela bazen bıçağın olur, şeyin olur falan. Ama bu tehlikeli de bir şey eğer gerçekten kullanmayı bilmiyorsan onu evet. Yani bir şekilde tersine sana da dönebilir o evet. Alet. O yüzden yani her şey... Şey de demek istemiyorum. Her şey konuşarak çözülebilecek bir şey de değildir. Yani dengesiz bir enerjiyle bir şey yapamazsın. İletişim kuramazsın evet. Zaten ama en azından o hem o enerjiyi üstünde taşımak yani insanı o yöne daha iten bir durum. Evet. Hem de zaten yani psikolojik bir sorun da bence. Yani bir ne bileyim güvensizlik mi hissediyor ya da bir başka bir şeyler mi var kafasının içindeki o silah seçmek abi ya gibi. Seçmek ya neyi seçtiğinle alakalı işte seçmek onu seçiyor yani öyle o ona keyif veriyor herhalde ne olabilir ki yani bunu bilim de açıklayamaz hiçbir şey açıklayamaz ya yani. Bence peki bu cevabı olmayan bir mesela şey yani bu özendiricilik faktörü var mı bunun ne bileyim işte günlük hayattaki İşte sinema mesela, filmlerinden, televizyonlara bakıyorsun kadar ya da şu an televizyonlarımızda böyle kendimizden cevap verebiliriz bu soruya cevap. Şu an televizyonlarımızda meme, göt görünmesi falan kesinlikle yasak. Hani çok katiyen evet. Asla olamaz öyle bir şey. Öpüşme sahneleri falan bile kalmadı neredeyse. Evet, evet, evet. Neredeyse biz çocukken şey. Görüyorduk. Yani onun gibi şey yok. Nedir? Ama her filmde bunun böyle istatistiğini de çıkartmışlar çok özel. Bir her dizide var. Cinayet vesaire gırla yani. Böyle evet. Hatta hafta başında televizyonda yayınlanan dizilerde cinayetin, şiddetin falan böyle şeyini çıkartmışlar. Bayağı hani böyle her çok hafta güzel. 23 tane falan gibi böyle bir şey çıkıyordu. Ben bazen insanlar bunları izliyor sürekli hani şiddet evet. Şey bunlarla kamçılanıyor. Doğru. Hani bu tabii çok travmatik yani var. Sürekli buna bizim efsane dizimiz Kurtlar Vadisi mesela yani. Yani sen çalışmıştın hatta evet, Kurtlar Vadisi'ni. Peki sizce yani topluma bilerek mi veriliyor yoksa toplum bunu tüketiyor da olabilir hayır, mi? Hayır, tüketti hayır. Sonuç hayır. Olarak tüketim toplumundayız ya tamam evet şey haklısınız şey için demiyorum çıplaklık vesaire değil de şiddetin seçiliminden bahsediyorum evet, televizyonda. Bilerek veriliyor gibi değil. Ha biz bunlara şimdi bunları kamçılayalım gibi bir şey değil. Gerçekten rating şeyi giriyor orada. Hani o bakıyorlar hani normalde hani dizide o da oluyor, o da oluyor. Ama o oldu mu daha çok izleniyor. Ratingde birinci şeyde falan. Evet, evet. Herkes bunu yapmaya başlıyor. Yani her zaten bunu çok net görüyorsun. Bir dönem belli şeyler popüler oluyor. İşte aşiret dizilerinin popüler olması vesaire gibi. İşte ne bileyim evet. Şey gelin.
Bende de bilmiyorum, şöyle mesela, bir bilgi var. Okuldan öğrendiğim, onu söylemek isterim. Bir derste, hangi dersi hatırlamıyorum da işte, o kadar yok yani okul, ama şunu hatırlıyorum. Sınava çalışırken okumuştum bu PDF'lerden. Televizyonda verilen böyle şiddettir, işte ne bileyim, Cumhurbaşkanı'nın vurulmasıyla alakalı mesela bir film yapılıyor. Herhangi bir ülkede. O ülkede uyandırdığı etki daha çok birlik, beraberlik oluyormuş mesela. İşte daha çok şiddetin olduğu şeyde yine birlik, beraberlik hissini sağlıyormuş. İnsanlar birbirine ters bunu, tepki. Ters gibi. Tepki gibi. Evet, medyada böyle bir şey var ama tam çok aklımda kalmadığı için bilimsel olarak anlatamadım. Peki şöyle size düşünün. Mesela çok aslında televizyonlarda hani biliyoruz değil mi? Çok kötü içerik, yani şey anlamında. Çok pardon, bir şey daha geldi aklıma. Çok güzel birleştireceğim çünkü. Toplumda şiddeti gören kişi, yani televizyonda şiddeti gören kişi şiddetten kaçıyor. Şey gibi düşün. Cinselliği yasaklamalarının nedeni de aslında onun normalleşecek olması. Yani öpüşmeyi vesaire yasaklamaların nedeni de tamamen ters etki işte. Onu yasaklıyor ki onun için normalleşmesin. Normal böyle olmuyor mi gerçekten? Bence bununla alakalı. Neyle alakalı olabilir? Ya yani şimdi söylediğimden sonra saklıyorlar diye ben öpüşmeyi bırakmıyorum. Sen zaten bırakmıyorsun de. Ama şöyle düşün, hiç öpüşmeyle alakalı fikri olmayan 15 yaşında çocuklarımız var. Var yani. Hı hı. Ama artık belki internet sayesinde yok yani. Ama televizyonun sadece çok aktif olarak kullanıldığı bir yer kaldı mı bilmiyorum ama bizim çocukluğumuzda mesela öpüşmek televizyonda olmasaydı ben uzun bir süre öğrenebileceğimi zannetmiyordum gibi. Yani illaki ister istemez şey vardır ya, bilmiyorum ki, tabii ki eskiden televizyonlar böyle değildi. Sine 5'in gece yayınları falan daha belki şeyler olabilirdi ama mesele o da değil yani, onu bir şekilde artık günümüzde zaten bunu öğrenmemek gibi. Mağarada mı ki var öyle insanlar, hani hatta BBC belgeselini dünyanın çeşitli yerlerindeki işte hayat kadınlarının falan belgeselini yapmıştı. Aynen. İlk bölümü Türkiye. Türkiye'de geldiğinde falan bayağı şey hikayeler var yani, nasıl sevişeceğini bilmeyen adamlar işte mesela genel evlere falan gittikleri zaman işte oradaki hayat kadınları şöyle şeyler söylüyorlar. İşte göbek deliğinden falan mesela girmeye çalıştığını söylüyorlar. Ve bu böyle insanlar hani aramızda yaşıyorlar. Şimdi evet, bu insanlar bir şekilde hani nasıl şey oluyor ama bu sadece televizyon ya da bilmem ya, bu bilmiyorum, kendini tamamen hani gerçekten kapatmak mı yani, nasıl bir şey olabilir? Çünkü bilgi her yerde artık. Her yerde de işte insanlar kendi olduğunu hissetmiyor yani. Ben i̇şte tamamen orada evet başlıyor. Yani hiç kimse kendini yani hissetmiyor. Herkes bir şeylerin çok robotik işte şey gibi yani, bir şey değil mi yani? Böyle hani tutulur, böyle şey gibi yükleme falan yapılmamış o robota. Nasıl sevişeceğinin yüklemesi yapılmamış gibi bir şey yani. Çok robotik geliyor yani. Bu çok hani bir şekilde, anladın mı yani, içgüdüsel bir şekilde bile bir uyaran olacak bir şey. Cinsel şey. Zaten aktarımında var bu senin yani, bir şekilde onu şey yapıyorsun. Sen şey gibi bir şey demeye çalışıyordun. İnsanlar onlara gösterilenin bir parçası olmak, onun gibi olmak istiyor bu. Yani şöyle, şiddet varsa o televizyonda, şiddet normalleşiyor yani. Ve insanlar da şey hissini yaratıyormuş. Böyle bir şey olmamalı yani. Yanlış olduğu için şiddet, hani kan vesaire vesaire. Hı. Ve birlik hissini. Ben de diyorum ki işte çok basit bir akıl aslında. Televizyonda öpüşmeler falan azalmasının nedeni bu şu an iktidarda olan işte kimse, her kimse, insanlar, politikacılar bunu istemiyor. Bu şeylerin normalleşmesini istemiyorlar yani. Şiddetten normalleşip olmuyor. Tamam, şu öpüşmeler falan da normalleşirse ne olacak? İnsanlar daha sağlıklı, senin bahsettiğin cinselliği yaşamaya başlayacaklar. Aslında bir şekilde cinsellik yaşanıyor hala şeyde ama robotik şekilde yaşanıyor. İşte göbek deliği falan oluyor. Bu, aynen öyle. Ya bu zaten her zaman yani yönetimlerin, iktidarların
Özellikle böyle niye tercih edilir sizce? Yani insanların rahat bir şekilde cinsel... Daha işte kaotiklik yaratmak. Daha kaos olursa bir şekilde, anlatabiliyor muyum? Daha fazla müdahale olabilir. Çünkü ya devletin temel görevi nedir ki yani? Bir toplumda hani en şeye bakalım. Vergi devlet yani günümüzde yani bir devletin olma nedeni nedir, değil mi? İnsanları hani işlevi nedir? İnsanları bir arada evet. ve bir şekilde sınırları var işte. Bir belli koyuyla. Şeyler ölçüsünde toparlamak aslında evet. şey ama temelinde ne nasıl olur da işte bu şey? Çünkü devletlerin daha fazla işlerine gelen bir şey, yönetimi daha çok ayakta tutacak bir şey, kaos. Anlatabiliyor muyum? Suç, insanları korkutmak. Katar'da mesela şey varmış. Ben araştırmıştım böyle, bir babam şey demişti, Katar'da hiç şey var, sen de gel falan demişti. Hı-hı. Bakayım dedim Katar'da. Mesela şöyle bir yasaları varmış. Kamuya açık alanda şefkat yasağı. Yasanın Hı-hı. şeyi. Ve gerçekten kamuya açık bir alanda halk içinde şeyde karşı cinsten birine sevgi göstermek yasak. Sarılmak, sevgi sözcüğü söylemek dahil olmak üzere öpüşmeyi falan geçtim. Bunlar yasak Katar'da. Gerçekten böyle bir şey. Abi bu bana şey anımsattı. Sizin İrlandalı arkadaşınızın zeytine ulaşamaması gibi bir şey. Yani İrlandalıların zeytine bizden az ulaşması gibi bir sorun yani. Katarlılarda sevgiye. Sevgiye ulaşamıyor. Halbuki yani buraya gelseler burada serbest. Ya o İrlandalılara zaten... zeytin yollasak hayır. zeytinleri var gibi. Mesela yani. Aynen. Bir de tabii... Her şey çok basit aslında. Evet. Türkiye'de bir yerde mesela şey gibi diyebilir miyiz işte? Doğu'nun Paris'i. Çünkü değil mi? Arabistan'da vesaire. Diyarbakır değil mi? Diyarbakır da olmuş. Işte, o Doğu'nun Paris'i, o işte Orta Doğu'nun Paris'i demek evet. istedim. Orta Doğu'nun Paris'i evet. aynen. Çünkü hakikaten bakıyorsun birçok bugün bizim yani burada biraz da şeyle kültürler hep hani sende ne yoksa onu arıyorsun sonuçta. Hani bir atıyorum Arabın yola çıkışı. Aynen. Bir Arabın ne işte kadınlara daha yeni mesela seçme hakkı falan tanındı işte. Kadınlar araba kullanıyorlar falan. Hmm, evet bunlar abi, daha çok, yeni çok şeyler. Çok iyi bir şeyler abi, yani bugün konuşmadığımız şeyler bizim ama bunun ötesinde hani mesela araba kullanıyor kadınlar ama kadınlara atıyorum trafikte yapılan mesela şeyler bugün mesela konuşacağımız konu olabilir yani. Bizim ülkemizde de. Bizim ülkemizde de sonuçta şey değil. Bu cinsel eşitsizlik ve karşı cins şeyleri. Hani geçen podcast'te mesela Rıfat'ın dediği gibi aslında bütün şeylerde istemeden biz bile yapıyoruz sürekli. Bu iki şeyi birbirine karıştırıyoruz. Kadın ve erkek şeyini. Mesela ben şey demiştim de işte kadınların yönettiği mesela bugün de bakıyorsun işte Yeni Zelanda'sından Finlandiya'sına, Danimarka'sına falan hep kadın başbakanların yönettiği ve yani şey ülkeler hakikaten yani toplumsal olarak çok rol model ülkeler. Hı hı. Erkek hegemonyasında, erkek şovenizminde olan toplumlar daha hani kaosun şeyin içinde olan hı. şeyler. Kadınların yönettiği bir dünyaya da anaerkillikten falan bahsetmiştim. Bir yerde aslında bu da şey. Bu da bir tırnak içinde bir cinsiyetçiliğe giriyor olabilir yani. Hani sonuçta kadın ya da erkek diye aslında yani hem eril ve hem dişil enerji zaten ikisi de içimizde egemen. Yani bir şekilde bütün erkekleri ya da bütün kadınları bu şeye ya da bu edemeyiz. Şey gibi kullandığın dilde hani her ne haber yazımında da her şeyde şey vardı değil mi? Herhangi bir olay eğer bu olayın baş kahramanı erkekse bu belirtilmez. İşte ne diyelim şey oldu biri denizde boğuldu veya bir şey otoyobanında kaza oldu falan. Olayın kahramanı kadınsa kadın şoför şey oldu falan gibi. Kadın başkan
bu o eklenir gibi. Hani evet. Bu, yani orada sen de ondan bahsederken kadın başbakan falan dedi. Halbuki öyle değil. Yani o da başbakan şeyine getirmek. E tabi bu şeyden. Ama onu bildirmek için onu söylemek zorundasın tabii. Yani ama bir de bunu niye kullanıyoruz? Azınlık olduğu için. Yani sonuçta yani dünyada hayatın her alanında dünyada kadın azınlığı. Dünyada geçiyor ki atıyorum. Hı? Aslında kadın nüfusu daha fazla biliyorsun erkek nüfusuna. Evet, öyle bir gerçek de var ama mesela dünyada kaç ülke var? İşte 140'lar mı 170'ler arası bir şey herhalde. Ve bunların kaçı yönetimi kadınların hani elinde? Bu şeyden baktığın zaman azınlık oldukları için bunları her alanda bunu şey yapabiliyoruz. Zaten kadın daha yeni yeni haklarını alıyor tüm dünyada. O yüzden ön planda olması çok zor gibi. O yüzden de o şeyler kullanılması normal gibi geliyor da. Ama tam varmaya çalıştığımız yeri anlıyorum ama bir açıkçası. Yandan yani bir yere varmaya çalışıyorum. Yani şöyle yine gibi. De hani kullandığımız işte hayır bu tabii ki de kadın erkek şeyi olarak değil de yani kullandığımız günlük kullandığımız şeylerde dillerde bile düşüncemiz dışı şeyler sarf edebiliyoruz aslında ben. Bildirecektim. Ha evet. Yani doğru. Mesela evet. Hiç hani böyle bir şeyimiz yok yani anlatabiliyor muyum? Kadın bilmem ne falan gibi derdimiz yok ama cinsiyet farkında olmadan cinsiyetçi kelimeler kullanabiliyoruz. İşte aslında şeyde dönebiliriz. İnsanı her şeyi çok basite indiriyor demiştim ya. Bütün problem bu. Basite indiriyoruz işte her şeyi ve o yüzden de hiçbir şey değişmiyor gibi yani. Biz de istemsizce cinsiyetçi bir cümle kurabiliyorsun ama içinde çünkü yok halbuki. Manayı anlamamakla da alakalı bir şey. Yani gerçekten tam olarak ne demek istediğinin üstüne çok düşünmüyorsun her zaman. Evet. Evet. Hani bu çok önemli bir şey yani. Ya da gerçekten bu tarz olumsuz anlamlar çıkarmak da karşıdakilerin problemi değil mi aslında? Yani bir de şöyle bir şey var. Ne dersem diyeyim. Üstüne bir ikinci, üçüncü, dördüncü cümle söyleyip cinsiyetçi değilim işte ondan sonra ne bileyim ırkçı değilim bilmem ne değilim destekleyecek 2-3 cümle daha söylemen gerekiyor gibi artık. Evet. Çünkü herkes birbirini çok yanlış anlamaya başladı ve kesinlikle. Herkes karşısındakini çok küçük görüyor. Herkes birbirini çok küçük görüyor. Evet. Doğru. Böyle bir buna ne deniyor? Sürekli kendini hani haklı manipülasyon değil de hani yanlış anlaşıldığını düşünüp ekstradan şey yapıyoruz ya hep bir çaba sarf ediyoruz ya doğru anlaşılmak için. Onun bir ismi var mı? Var. Evet buna neydi? Bir Türkçe isim değil mi? Evet sanki hatta sen kullanmıştın bunu bir kere. Sürekli böyle bir şey var durum var hani hep artık İçinde bulunduğumuz zaman da her şey o kadar yanlış anlaşılmaya müsait ki sürekli hani cümlelerimizi düzeltiyoruz. Evet. O şeyleri işte daha da hani dilin de yetersiz. Ya da Türkçeyi mi düzgün kullanmıyoruz acaba? Direkt sorun o da olabilir. Çünkü Türkçeyi hiç düzgün kullanmıyoruz. Ama karşında da şey var abi yani karşında da bir tane 6 milyar 7 milyar neyse 8 milyarda bir kendine şahsına münasır bir varlık var ve kendi gördükleri çerçeve, kendi gördüğü dünya çerçevesinde seni anlayabiliyor zaten. Sen ne dersen de gibi de bir şey var. Bir bakış açısı bende. Her şey için. Evet şey Mevlana'nın dediği gibi sen ne anlatırsan anlat karşındakini de anladığı evet, kadar. Yani, evet. Bak Mevlana ne güzel özetlemiş ya. Ama şey yani bunun üzerine zaten şey yapmak gerekmiyor mu? Yani iletişimde de öyle. Evet. Ortak o zaman Türkçeyi mi iyi şey. Bilmiyoruz? Ya da Türkçeyi ne kadar iyi kullanırsan kullan anlatamayacak gibi misin mi? Ya değil zaten. Karşıdaki Türkçeyi ne kadar anlıyor? Değil zaten ya, çok şeyde bir şey yani kesinlik bildiren şeylerle konuşuyorsan zaten bu başlı başına bir sıkıntı olabiliyor ki hepimiz yapabiliyoruz. Evet. Bu işi zaman zaman. Aslında en mantıklısı genel olarak dili kullanırken
şeyleri bildirmek. Hani net olmamak değil mi? Aynen. Evet. Olabilir mi? Evet. Emin değilim ama şöyle bakalım falan çünkü gibi. Çünkü hep bir ihtimal var. Çünkü yani hiçbir şeyde kesinlik bildiremeyeceğine daha geçen evet. gün konuştuğum şey var ya. Bir Gödel diye bir matematikçi bunu matematiksel olarak kanıtlıyor. Hmm. Hiçbir sistem... Matematikte her şey kesindir yani. Evet. Ama bunu bir matematikçi kanıtlıyor. Matematikte öyle değil. İşte bu kanıtlanmış eksiklik kanıtı deniyor buna. Hiçbir sistem... Tamamı doğru ifadeler üretemiyor kendi içinde. Yani hiçbir sistemde yok bu. Bunu matematiksel şeyle kanıtlıyor adam. O yüzden hani bu da böyle bir kanıtlanmış bir şeyken gerçekten de dili kullanırken çok kesinlik bildirmemek gerekiyor belki de. Çünkü hiçbir şey kesin değil gerçekten. Evet. Sanki. Evet. Evet, bildirmesek daha iyi bir gerçekten. Ben çok yapmaya çalışıyorum. Sürekli refleks haline getirmeye çalışıyorum bunu ya. Böyle biliyorum ama hani başka türlüsü de olabilir gibi. Gibiyi çok kullanıyorum. Yani o böyle bilmiyorum ihtimali gibi. Mesela. Yani kesinlik bildirmediğinde karşı tarafa daha mı şey geliyor? Ya da çünkü konuştuğumuz şeyler çok fazla bugün farazi boş bilgilerle doluyuz ya. Ah evet. Şu kafamızdaki boş bilgileri atabilsek ve sadece doğru olanlar kalabilir. Sanki ama mümkün, o mümkün gibiydi değil, ya. Yani mümkün gibi bak, değil çünkü gibi çok, musun? Hayır değil çünkü evet yani gibi. Evet. Yo değil çünkü bak değil kesin. Yani, yani mümkün olsa bile şey bizim için çok yakın mümkün değil çünkü zırvana gibi bir şey yapıyoruz. Yani. Hayır yani günlük hayatta söylediğim bir şey. Hiç şey değil yani o açıdan bir şey değil ya. Nasıl yani? Bir kesinlik ya da gibilik arasında. Tam bilinmezlik şey. İşte zırvana yani. Ama hayır bana şey yani. Gibi geliyor. O şey gelirse zaten çok konuşmazsın gibi. Hani gibi, içinde... Programın ismi gibi. Gibiler gidince mi konuşmazsın? Kesinlik gelince. Yani kesin yani şeyden ziyade de var. Şimdi atıyorum değil mi Celal Şengör, Hubert Ortaylı çıkıyorlar. Yani şöyle şöyle diyorlar. Tarihsel kesinlikle olan ya da şey. Ya ben onları da ciddiye almıyorum yani açıkçası. Saygısızlık olarak da algılamasın kimse ama ben kimseyi ciddiye almıyorum. Yani benim bakış açımda şöyle bir şey var. Yani bu kim tarafından yazıldığı, ne oldu, ne bitti, neye inanacağım böyle çok karmaşık. Neye inanalım yani hani ona diyorlar ki tarih bu diyorlar sonra başka bir tarih çıkıyor. Ama alternatif tarih, yeraltı tarihi, bilmem ne tarihi aynı konuyu işte böyle. Ama sonuçta bu kültür güzel yani ben bilim kültürünü seviyorum mesela sanat kültürünü seviyorum. O, yani o sanatın adamı. Şeyi çok güzel. O yüzden İlber Ortaylı'yı da Celal Şengör'ü de seviyorum. Ha yani. Ben de seviyorum şey. Sevme konusunda bir şeyden bahsetmedim. Söyleriz onları sevdiğini. Şey yapabiliriz. Dile getirdik. Yani seviyorum bunun dışında... Seviyorum hayır. Değil benimki. Benimki farklı onun bir şey. Onun dediği şey yani çok kimseyi ciddiye almamaklar yani. Yani da Celal Şengör kendini dedi. Kendini de çok ciddiye almamak evet, gerektiği aynen. için bu zaten. Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Yani ben insan bir şeyde... hiçbir şey değildir. İtinayla yaşamak. Evet. Aklıma bir şey geldi. Şöyle bir şey geldi. Böldüm. Çok da heyecanlandım mesela. Birileri bize bir sıfat veriyor tamam mı? Sen şimdi ne iş yapıyorsun abi? Kurgu yapıyorsun değil mi? Yani böyle senin söylediğin şeyler böyle kesinlik bildirmemeli mesela karşıdaki için. Şey gibi kesmek çünkü kurgucuyum kesmek. Ya. Kurgucu. Hayır öyle değil. Öyle değil. O, hayır abi o anlamda demedim. Kurguyla alakalı diyorum. Lütfen. Şey gibi sen bir video çekiyorsun. Mesela diyorsun ki ben kısa yolumu kat için kesmek için C'ye atadım diyorsun. Vektöre dönmek için de V'ye atadım diyorsun. Tamam mı? Bu böyle olmalı mı? Yoksa sen bunu işte ben böyle kullanıyorum diyorsun. Karşı taraf çok hayran. Tamam sen çok ünlü bir kurgucusun. İşte Celal Şengör seviyesinde düşün. Nasıl biz çok saygı duyuyoruz. O adam bir şey söylediğinde hep böyle ulan çok çok mantıklı diye dinliyorsun ya böyle. Hani adam ne güzel biliyor da falan. Ama her şey değişebilir kullanma şekli. Yani o kısa yolu atacağın tuşu. Kimse şey bilmiyor işte. Ben o yüzden kültür güzel diyorum. O tartışma, o şey kültürü. Yoksa bana sorarsan da bu dünya üzerindeki gelmiş geçmiş
kimse neler döndüğüne dair bir bok bilmiyor. Evet. Herkes bir bok bilmeden ölüyor yani. Aynen öyle. Bu da da öyle. Evet abi. Şey, hepsi böyle. Evet yani. Abi evet. Aynen öyle. Yani, bence öyle. Çok iyi, çok iyi bir cümle oldu. Yani bunun bu. En temel nedeni de ölümlü varlıklarız yani. Bu dünyanın anlamını, gizemini anlamamıza imkan yok yani. Ya, yani yok doğuyoruz ve burası tatil yeri gibi geliyor bana. Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Böyle. Hani anlamlandırmaya çalışırken gidiyoruz yani, anlatabiliyor muyum? Ya anlamı bulma, bir peşinde koşacak zaman da yok yani. Bir şey evet. Ki anlam ne yani? O da zaten götümüzden uydurduğumuz bir anlam ne yani? Şey yani, o da bir kelime. Bir anlam olmalı gibi. Hani anlatabiliyor bana mi? Şöyle geliyor abi. Son dönemde ben kendi içimde bununla alakalı mı? Yani şey olmalı. Ama sence şöyle bir anlam, yani bir şey olması gerekmiyor mu? Yani düşün, okyanusun bir taraflarında böyle garip garip yaratıklar var mesela. Hı hı. Ve takılıyorlar yani. Birbirlerine zehir atıyorlar, bir şey atıyorlar falan. Sen aynı gezegende biz de varız. Aynı gezegende. Birlikte yaşıyoruz onlarla. Ve yani hangimiz daha hani garibiz? O da farklı bir şey yani. Onun için biz mi, bizim için o mu yani? Ve aynı gezegende yaşayıp zaten bir anlam aramaya falan çalışıyoruz yani. Evet. Şimdi nasıl bir, neyin anlamı yani? Hani bir bence anda anlam şey abi, bu buradaki işte yıl olarak bize söyledikleri var ya, işte öldüğün zaman 60 yaşında öldü, 50 yaşında öldü, 10 yıl yaşadı, 5 yıl yaşadı falan diye o zaman kavramı var ya, bence yani o zaman o süre zarfında burada geçirdiğin her an tatil gibi geliyor bana. Yani tatil, tek anlam bu benim için. Burası tatil yeri. Bazı şeyler yapmak zorunda olduğum. Bir dönüş var mı peki sadece? Bence şöyle yani. Bazı şeylere zorundayız gibi, işte sabah kalkıp işe gitmek bilmem ne falan, ama onun dışında hiç eğlenceli bir tatil değil. Evet. Ama bundan kaçabilirsin işte abi gibi. Yani köy evi gibi bir mantık. O zaman yani hayatın tadını, o zaman işte oradaki yaşam, o biraz daha barbar düzene yakın olan, daha iş gücüyle, hayat emek gücüyle yaşamak bakalım. barbar düzen yaptık ya. Hayat mücadelesi yani. Ya barbar düzen dediğim şey olarak, sonuç olarak barbar dönemden gelen sonuçta şey nasılca bilmiyoruz. Barbar ne demek biliyor muyuz? Abi bilmiyoruz ama bize verilen anlam şey yani. Biliyoruz. Eski mesela, insanlar işte. Bu, Latince bilmeyen bu, demek barbar. Barbarın anlamı Latince bilmeyen demek. Benim işte. Yani, mesela. Yani biz barbarız. Yunanistan yani barbar kelimesini Latince bilmeyen olarak adlandırırken, bugün biz barbara daha işte daha öcü şeyini takıştırmış bir şey, kelime anlam değiştirmiş. Ben de öcü gibi değil de daha ne, böyle ne kendi işte zaten hani öcü gibi demedi ki adam, köyde yaşıyor. Bir yaşıyor falan. Onun hemen ardından şey dedi, emekle falan, evet, üstüne basarak falan. Okey, sadece hani ben mesela barbarı daha harbiden ya öyle demiştim. Barbarı tehlikeli bir şey olarak algılıyorum mesela zihnimde. Ben barbar de öyle değil ya. Barbarlık öyle değil. Barbarlık. Çünkü lise bence biz barbarız abi şu an yani. Lise tarihte o kötü anlamında. İşte barbar kabileler falan denir. Gidip yakıp yıkanlar falan. Ha. Mesela gibi. Aynen ya. Böyle anlatılmış. Niye? Çünkü iletişim kurma becerileri tam yok. Daha o yüzden de. Evet. Ya da işte daha okay. İlkel bence toplumları. Bence iletişim kurma becerisinden çok o şeylerden deniyor toplumlarda. Hani bir sanat geliştirmemiş, mimari yok, hiçbir şey olmayan topluluklar. Türkler de bunlardan biriydi. Şey, çok uzun süreler. Uygurlar mesela başka bir örnek. Uygurlar yapmış bunu. Yerleşmişler, şey yapmışlar falan. Yerleşmeleri gerekiyor mu da, o da bir ayrı. Barbar olmak da iyi bir şeydir. Çünkü sonuçta o da, onlar da yine şamanları falan var o kabilelerinde. Evet. Ama bizim bütün şeyleri boyunca sanat var o zaman. Yer değiş, her türlü olur. Sanat, müzik tabii var. Evet. Trots o şey. Evet. Ne diyeyim? Sanat deneyim, daha şey, yani Kromagnonlar da mağara adamlarına kadar falan var abi zaten. Yani, bugün gördüğüm ya 9000 yıllık bir mağara mantar şeyi.
Aynen, mantısal şeyi de yapmışlar ve 9000 senelik bir mağarada 9000 yıllık bir bir mantar mushroom man gibi bir şey yaratmışlar. Her tarafından mantarlar çıkıyor çıkan, falan ve örgülü böyle içindeki her şey. Fraktal falan. Anının şeyini resmetmiş. 9000 yıl önceki insan. Ya onu sen şeyde 9 öyle olduğunu düşünüyorlar. Çünkü yani, hani fraktallardan falan oluşuyor ve adamın gerçekten her yerinden mantarlar çıkıyor. Böyle her tarafı mantar böyle. Yani fraktallar içinde bir endojenik maddeler çok eski kullanımları. Yani tabii canım zaten bugün bulgular da var. Tabii. İşte 8000 yıllık falan var. Bir şamanın mezarı bulunuyor falan böyle. Yanında şeylerle gömülmüş. Bitkiler şey bir kasesi varmış. Kasesiyle falan. Kasedeki şey bitkilerin kesesi, şeyini şeyleri inceliyorlar falan. Psychedelic bitkiler. Kasedeki bitkiler. Kenevir de var içinde. İşte başka şeyler de var. Psilosabin maddeleri, DMT var. Şey diyordum bu Türkler bayağı acayip. Işte. Peyote falan şeyleri, meskalin buluyorlar şeyin içinde, kesenin içinde. Peyote ne oluyor bu arada? Peyote bir şey, kaktüs, entojenik bir kaktüs. Kızılderililerin kullandığı özellikler, sünetif bir, Amerika Kızılderililerin kullandığı, Meksikalılar falan da aynı şekilde kullandıkları özellikle. Çünkü dünyanın her yerindeki şeylere göre, topluluklara göre her topluluk bir şey bulmuş kendine. Bir psikoaktif, psikedelik bir madde bulmuş yani her topluma. Bizim şeyde var. Antik Orta Yunan'da Doğu'da da mesela Dionysos'un şarabı var mesela. Tabii canım, hatta şey burada ne olarak şeyde var? Hatta ta şeylerde de bu araştırmalar falan yaptık. Sümerlerde falan. Mesela Musa'nın o şey hikaye, şey hangisiydi? Gidiyor sonra ineğe taptıklarını görüyoruz falan. Musa. Musa. He, Musa'nın o hikayesinde o gittiği yere yeri inceliyorlar. DMT şeyi olan şey buluyorlar. Sinadağ mıydı? Neydi? Daha şey yapıyorlar. Akasya ağacını buluyorlar. Akasya ağacı DMT içerir mesela. Ve bu işte Musa'nın Tanrı ile konuşurken o şey mit vardır ya, işte ağaç yanıyor. O ağacın acayip yanan şeyiyle Tanrı ile konuşuyor. Hatta Tanrı ona özel yetenekler veriyor. İşte şeyler veriyor. Hani kılıcı yılana dönüşüyor. Şeyi, asası yılana dönüşüyor falan gibi böyle. Ya çocukken böyle ya, bir şeyden çok anlatıldı abi. Çok anlatıldı. Ben hep böyle şey ya... Ömer, hep böyle aklında soru varsa sorabilirsin. Ömer İmam Hatip mezunudur ve Kur'an'ı... Işte. İmam Hatip mi? Evet. Onu söylemedin abi. Bahçeli Evler, Anadolu İmam Hatip. Ve Kur'an'ı kaç? 4-5 kere falan okumuştun değil mi? Hatim ettim. Aynen. Maşallah hocam. Ama aslında bir şey değil. Yani bu yani şey değil. Tabii ki de bu nasıl anlatıldığı soğutulma şeyi olabilir falan ama... aslında bunlar bilinmesi gereken şeyler yani genel olarak. Evet, yani evet, insan kesinlikle. Mesela nasıl bir hani şey Voltaire şey diyor ya hani, kaç dakika olmuş bu arada şey kamera yarım saatte bir kapanıyordu sanki. Tanrı olmasa bile onu yaratmak gerekirdi fikri. Bir bakayım. Yani bir şekilde insan Tanrı'yı yaratma şeyi durmuş düşüncesi. Nasıl olurdu? Tekrar başlatıyorum. Arada ben bir tuvalete gideceğim. Arada şey olacak. Siyah görüntü kanka. Belki daha uzun çekmiştir. Yarım saatse. Bakayım mı ne kadar? Ya başta da sesi kısık şey yapmışız ya. Diyaframı mı? Diyaframın kısık olması önemli değil.